Şimdi sizi biraz daha tanıyalım, hem de tanıtalım istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Nerede doğdunuz? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Eğitiminiz, kariyeriniz nasıl ilerledi? Hani mühendislikten sosyolojiye geçiş, bayağı güzel, enteresan bir hikayeniz var. Anlatır mısınız bize? Tabii anlatayım çok kısaca. Ben göçmen bir ailenin kızıyım. Ailem Bulgaristan'dan 1978 yılında göç etmişler. İlk Bursa'ya yerleşmişler. Daha büyük aile fertlerimiz orada olduğu için, daha önceden göç etmiş insanlar orada olduğu için. Sonra babam tıp fakültesinde 6. yılındaymış zaten. Ankara'da tamamlamış. Sonra da mecburi hizmet için Tekirdağ Kapaklı köyüne gitmişler. Çok küçük bir köy. O zamanlar belki 1.000 kişinin yaşadığı bir köy. O kadar küçük ki ilkokulu yoktu. Ben başladığımda Çerkezköy'de ilkokula gittim. Yakındaki ilçede. Ondan sonra Anadolu Liseleri sınavında İstanbul'u kazandım. Tabii ailem benimle beraber gelemediler ama amcam, babamın büyük ailesi o zamanlar yine Bulgaristan'dan göç etmişlerdi. 89 göçmenleri dendi onlar. Onların yanında yaşadım 2 sene. Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım, Mühendislik Fakültesini. O zamana kadar matematikte fende iyi olduğum için hep ona doğru yönlendirdiler beni öğretmenlerim. O yüzden de hiç başka bir şey yapmayı düşünmedim. Ama sonra Amerika'ya gittim master yapmak için. Orada biraz sorgulamaya başladım hayatımı. Sosyal bilimlerden dersler almaya başladım ve sosyoloji beni çok etkiledi. Çünkü hepimizi her gün gördüğü problemler üzerine düşünce geliştiren bir bilim dalıydı. Ondan sonra orada doktora yaptım. Sonra da akademik kariyerime devam ettim. Önce Harvard Üniversitesi'nde, sonra Cornell Üniversitesi'nde. Tabii siz böyle süreyi de iyi kullanalım diye çok hızlı bir özet geçtiniz. Ama biraz daha detaya girelim istiyorum. Şimdi sizin dünya çapında ses getiren bir çalışmanız var. Gerçekten de bunu kitaba da dönüştürdünüz ve hani pek çok alandan ödül de alan bir kitabınız var. Meksikalı göçmenlerle ilgili yaptığınız çalışmaya yoğunlaşmıştınız. Bu çalışmanızdan biraz bahseder misiniz? Neden bu kadar ses getirdi bu çalışmanız? Sonra da ilerleyelim ve bugüne gelelim. Peki bugün hangi çalışma üzerindesiniz? Neyi araştırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tabii. Şimdi Meksika neden önemli? Önce onu biraz anlatmaya çalışayım. Amerika ile Meksika arasında yaklaşık 4.000 kilometrelik bir sınır var. Yani dünyanın en gelişmiş ülkesiyle Türkiye'ye benzeyen, gelişmekte olan bir ülke arasında yürüyerek geçebileceğiniz o kadar uzun bir sınır ki her tarafının korunması çok zor. Ve yıllar içinde bu iki ülke arasında zaten çok önemli ilişkiler olmuş. Bu iki ülke birbirine yüzyıllar öncesinden bağlanmış. Böyle olunca çok büyük bir göç dalgası var bu iki ülke arasında. Yani milyonlarca insan bir ülkeden diğer bir ülkeye gitmiş ve bu ülke neredeyse kaderleri birbirine kenetlenmiş bu göçmenlerle. Ama aynı zamanda da görüyoruz ki yıllar içinde politize olmuş bu Meksika'dan gelen göçmenler konusu ve özellikle Trump'ın başkanlığı zamanında çok büyük politik bir olay haline geldi. Ve benim çalışmalarım aslında bunun öncesinde başlamıştı. Ama belki de çok önem kazanmasının sebebi bu içinde yaşadığımız politik durum son 4-5 sene içerisindeki Amerika'da. Şimdi bu Meksika göçmenleriyle ilgili çok fazla çalışan bilim insanı da var. Ama genelde bu bilim insanlarının bakış açısı kimlerin göç ettiğine odaklanıyor. Yani ne tip insanlar göç ediyorlar? Amerika'da nerelere yerleşiyorlar? Ne gibi işler yapıyorlar? Bu insanları göç etmeyen insanlardan ayıran şeyler ne? Yani işsiz insanlar mı göç ediyor? Eğitimli insanlar mı? Eğitimsiz insanlar mı? Hep böyle sorular sorulmuş. Ben farklı bir pencereden bakmak istedim. Beni rahatsız eden şey, bir kere bir insana Meksikalı dediğimiz zaman sanki onun için kafamızda biçilmiş bir kutu var. O kutunun içine koyuyoruz ve bir şekilde hani o insan eğitimsizdir, şu tip özelliklere sahiptir diye hemen kafamızda bir şema oluşturuyoruz. Ve ben bunu biraz sorgulamak istedim. Yani bu kadar milyonlarca insanın göç ettiği bir dalgada muhakkak ki çok farklı özelliklere sahip, çok farklı geçmişlerden gelen, farklı amaçlarla Amerika'ya giden insanlar vardır. Ve eğer biz bunları anlarsak bu göçün altında yatan sebepleri daha iyi irdeleyebiliriz gibi düşündüm. Ve daha iyi politika geliştirebiliriz. Hem Meksika açısından hem Amerika açısından. Ve mühendislik geçmişinden geldiğim için mühendislikte var olan bir analiz metodunu kullandım bunun için. Bize bu farklılıkları gösterebilecek bir metodu. Ve ortaya çıkardım ki aslında 4 farklı göçmen dalgası var. Hepsinin
gerçekten tetikleyen, Amerika'ya gönderen sebepler bambaşka. Amerika'nın geliştirmeye çalıştığı göç politikalarına, engelleme politikalarına, entegrasyon politikalarına verdikleri tepkiler de bambaşka. Yani biraz daha sorunu daha komplikeleştirdim diyeyim. Yani tek bir soru sormaktansa peki her grup için ne yapabiliriz? O yüzden biraz farklı açıkçası. Yine mühendislikten geldiğim için kısa ve matematiksel şeyler yazmak benim için hep daha kolay oldu. Ama bu konuda da kendimi çok geliştirmek istedim. Çünkü insanlara ulaşmak işlerle, verilerle değil, biraz da insanların duygularına seslenebilmemiz gerekiyor. Onun için de Meksika'da saha çalışması yaptım. Göçmenlerden hikayeler topladım. Bu hikayelerle analizi harmanlayıp öyle bir kitap yazmak istedim. Yani kolaylıkla okunabilecek. Belki biraz başlangıcı roman gibi ama sonradan verilerle destekli. Onun üzerine çalıştım. O da kitabı biraz farklılaştırdı bence. Peki çıkan sonuç neydi? Hani demiştiniz ya dört farklı grup çıktı diye. Peki bu dört farklı grup biz en önemli hangi veriye ulaştınız? Hani diğer araştırmalarda olmayan en önemli veri neydi? Evet dört grup çıktı ama. Tabii. Şimdi birkaç tane önü nokta öğrendik bundan. Bir kere Amerika'nın göçü durdurmak için yaptığı şeyler, bu Türkiye'de yavaş yavaş bunları düşünmeye başladı. Kendi göç sorunlarıyla ilgili olarak. Mesela duvar örmek, sınırı daha geçilmesi zor bir yer hale getirmek ya da sınırı geçtikten sonra göçmenlerin iş bulmasını zorlaştırmaya çalışmak, göçmenleri işe alan kişilere belli cezalar uygulamak, belli yaptırımlar uygulamak. Şunu gördük ki bu bir tip göçmen için etkili oluyor. Yani işsizlikten kaçmak için Amerika'ya giden, ailesini geride bırakan, bir eşi ya da küçük bir çocuğu olan bir göçmen için bunlar gerçekten göç kararını iki kere düşündürtüyor. Çünkü neden? Siz eğer çocuğunuzu, eşinizi geride bırakıyorsanız, yani yıllarca Amerika'da kalmak istemiyorsunuz. Gidip gelebilmek istiyorsunuz. Eskiden sınır bu kadar korunmuyorken insanlar gidip 6 ay çalışıp sonunda evlerine dönüyorlardı. Her sene birkaç ay çalışıp geri dönüyorlardı. Ama ne zamanki sınırı geçmek zorlaştı, bu bir kere sınır geçmeyi çok pahalı hale getirdi. Yani bu defa göçmen kaçakçılarıyla çalışmanız gerekiyor. 2000-3000 dolar gibi bir para biriktirmeniz gerekiyor. O kadar parayı harcadıktan sonra da Amerika'da bir sene kalmak mantıklı değil. 3-4 sene kalmak lazım. Ama bu defa göçmenler şöyle söylüyor. Yani ben çocuğuma yabancılaştım. Eve dönüyorum, çocuğum beni tanımıyor. Yani ve bu çok büyük bir külfet haline geliyor. Ve bu tip insanlar bu politikalara cevap veriyor. Ama hiç cevap vermeyen bir grup da var. Bunlar ailesi olmayan, 15-20 yaşları arasında Meksika'da pek gelecek görmeyen, ailesine de yani annesine babasına da yardım etmek isteyen bu tip insanları kesinlikle herhangi bir güçlük durdurmuyorlar. Yani ne kadar zor olursa olsun göçüyorlar Amerika'ya ve daha uzun vadeli kalma planları var. Yani aslında bu çok ters bir şey. Yani biz geçici olarak gelen insanları caydırabiliyoruz bu politikalarla. Uzun vadeli gelen insanların kararlılığını arttırıyoruz. Yani bu çok ters bir şey. Sonra bir de önemli şey, Amerika şimdi yıllar içinde Meksika ile bir yandan göç konusunda çatışırken bir yandan da ticaret konusunda çok önemli anlaşmalar imzaladı. Yani Meksika, Amerika, Kanada bir açık bir ticaret anlaşması yaptılar. Ve bu ticaret anlaşması aslında eğitimli insanların göçünü tetikledi. Yani buradan da şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani göç politikası dediğimiz şeyler aslında sadece vizeler ya da göçmenlere verdiğimiz oturma izinleri vesaire böyle şeyler değil. Biz bir ikili anlaşma yaptığımız zaman, dış ticaret yaptığımız zaman bu kanalları da açıyoruz. Aynı şekilde Amerika'nın yaptığı dış yardımlar başka ülkelere, Latin Amerika ülkelerine yine caydırıcı etki sağlayabiliyor. Çünkü insanların oradaki problemlerini çözüyor. Yani dış politika, dış yardımlar bunlar hepsi göç politikamızın bir parçası. Yani buradan da böyle bir sonuç çıktı. Peki merak ediyorum, acaba sizin bu elde ettiğiniz sonuçlar bir şekilde Amerikan hükümeti, Trump hükümeti tarafından değerlendirildi mi? Bazı politikalara etkisi, değişikliklere etkisi oldu mu? Maalesef hayır. Yani bu sadece benim için değil, göç üzerine çalışan çoğu insan için. Hemen hemen hepimiz için geçerli. Göç politize oldukça
bu politikanın bir aracı haline geliyor. Yani bir sonraki seçimlerde kim güçteyse, onun başarısını ne garantileyecekse, göç bunun bir unsuru haline geliyor. Ve Trump için göç çok kolay kullanılabilen bir araç oldu. Yani göçmenler herkesin kendi sorunlarının sebebi olarak görülmeye başlandı. Halbuki göçmenlerin gelmesiyle buradaki insanların yaşadığı problemler hepsi birbiriyle ilintili. Hepsi bir eşitsizliğin, ekonomik dağılımdaki çarpıklıkların bir sonucu. Ama insanlar için bunları anlamak daha zor. Tam tersine birini gösterip de işte bu insan geldiği için sen işsizsin demek çok daha kolay. Halbuki göçmenlerin Amerika'da yaptığı işler zaten Amerikalıların yapmak istemediği işler. Yani göçmenler olmasa Amerikalılar gidip de yani meyve toplamayacaklar. Yani çok az maaşla temizlik işçisi olarak çalışmayacaklar. O nedenle kolay bir hedef olarak kullanıldı ve maalesef de işte... Hep göçmenlerden oluşan zaten Amerika'da. Yani Amerika deyince kesinlikle. Her milletten insan geliyor. Kesinlikle. Ama o kadar enteresan ki yani bir nesil önce göç etmiş insanlar bile, hatta Meksika'dan göç etmiş insanlar bile, yani çocuklarını Amerika'da sahip olmuş, orada büyüten insanlar bile bu göçmen karşıtı mesajlara tepki verebiliyorlar. Bir şekilde evet haklısınız aslında, politikacılar haklı aslında, ben buraya geldim, yani dişimi tırnağıma taktım, çok çalıştım, bir şeyler elde ettim ama şimdi yeni gelen göçmenler bunu benden de alacak diye düşünen insanlar da var aslında. Bu da işte insanların yaşadığı zorluklardan kaynaklanıyor aslında. Herkes bir çözüm arıyor, bu sorunlara bir sebep arıyor ve göçmenleri işaret etmek çok kolay bir sebep veriyor. Yani çok kolay inanılabilecek bir şey. Bu yüzden de o yüzden de maalesef bizim bu edindiğimiz bilgiler politikaya direkt olarak şimdilik etki göstermiyor. Ama yeni başkan Biden'la belki bu değişebilir.